Java'nın kurulumuna bakalım JDK'nın arkadaşlar. Setup'a çift tıklıyorsunuz. İşte installer çalışmaya başlıyor. Karşımıza şöyle bir agreement çıkıyor. Accept diyoruz. Kuracağı şeyleri gösteriyor burada. Bu haliyle bırakıp next deyip kuruluma başlatıyoruz. Bu kurulum arkadaşlar benim indirdiğim paketin içerisinde aynı zamanda şey de var. Java FX de var. Yine aynı şekilde bunun da böyle setup'ı açılıyor karşınıza. Önce bunu bir kursun. Bitirdikten sonra arkadaşlar Java FX'i de kurabilirsiniz. Eğer Java FX kullanmayacaksanız kurmayabilirsiniz de size kalmış bu. Bakın Java Runtime Environment'ı da kuruyor. Ardından arkadaşlar finish'e basıp devam ediyorsunuz. Eğer FX'i kurmak istiyorsanız yine bunu da devam et diyorsunuz. Ben daha önceden kurduğum için bu ekran çıkıyor. Normalde next 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 deyip bunun da kurulumunu tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Ben daha önceden kurduğum için buna dokunmuyorum. Cancel diyorum. Ve böyle finish dedim. Şimdi bu kurulumu yaptıktan sonra karşınıza bir registration ekranı çıkacak. İstiyorsanız register edebilirsiniz. İstemiyorsanız etmeyebilirsiniz. Herhangi bir sakıncası yok onun. Bunu kurduktan sonra arkadaşlar eğer ki Java kodlarınızı çalıştırmak istiyorsanız bu kurduğunuz JDK'nın program faresinin içerisine kuruyordu diye hatırlıyorum. Java'nın içerisine. Bakın JDK 1.6.0.14 diye. Bin'in içerisinde bakın Java exe var. Bir de Javak exe var arkadaşlar. Java exe, Javak exe. Şimdi şu Javak exe arkadaşlar bizim compiler'ımız. Java exe ise o byte kodları çalıştıran virtual machine'imizi ifade ediyor burada. Şimdi bunları arkadaşlar command prompt'tan çalıştırabilmemiz lazım. Herhangi bir klasörün içerisine kod yazacağız biz. O kodu compile edip çalıştırabilmemiz lazım. Dolayısıyla bunların arkadaşlar şu folder'ın bende C program files x86 java jdk 1.6.0.14 bin klasörünün arkadaşlar benim bilgisayarımın environment variable içerisinde tanımlı olması gerekiyor. Bunu bir kere daha yapmıştık. Oracle'da da yine yapmıştık. Aynı şekilde burada da yapmamız gerekiyor. Eğer ki işletim sisteminiz arkadaşlar Windows, XP veya 2003 ise bilgisayarınıza sağ tıklıyorsunuz masa üstünden. Özellikler penceresini açıyorsunuz. Özellikler penceresinde Advanced diye bir tabımız var. Advanced tabının içerisinde en altta Environment Variable denilen bir butonumuz var arkadaşlar. O butona bastığınızda karşımıza Environment Variables diye bir pencere açılıyor. Eğer ki makinanız Windows Vista veya Windows 7 ise yine masa üstüne sağ tıklıyorsunuz. Özellikler penceresini açıyorsunuz. Bu arada Advanced System Settings'in içerisinde Advanced penceresinde Environment Variable var. Buna tıklıyorsunuz. Bu ekran açılıyor. Windows XP 2003'te ve 7'de de yine bu ekran aynı. Burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Burada bizim pet diye bir değişkenimiz var. Alt tarafa şöyle doğru gidersek bakın pet diye bir değişkenimiz var. Bu pet değişkeninin içerisinde bizim Java'nın o Javak ve Java exe'nin bulunduğu klasörün tanımlı olması gerekiyor. Şöyle edit'e basarsanız eğer şurada tüm variable value'ları listelendiği yer. Buraya sağ tıklayın. Kopyalayın arkadaşlar. Notepad'de açın.
kopyalayın, Notepad'i açın ve buraya paste edin. Bakın burada neler var. Java FX'i koymuş buraya. SDK'sını, emülatörünü koymuş. İşte Oracle'ın bazı değişkenleri var, onları koymuş. Bakın benim burada noktalı virgülle ayrılıyor bu arada. Bunların her biri birbirinden. Yani şöyle gösterirsem noktalı virgüllerden itibaren ayırın. Şurada var. Şurada var. SQL Server'ın yine bulunduğu yerin şeyleri var. Variable'ları var arkadaşlar. Şöyle. Visual Studio'nun var değişkenleri. Ve Java. Bakın benimki zaten burada tanımlı arkadaşlar. Java'nın bin klasörü. C Program Files x86 Java JDK 1.6.0.14.000. Eğer tanımlı olmasaydı sizin buraya manuel olarak onu yapıştırmanız gerekiyor. Tabi böyle enterlı şekilde değil, ilk açıldığı halde en sona noktalı virgül koyup şu bin klasörünün değerini buradan kopyalayıp buraya yapıştırmanız gerekiyordu arkadaşlar. Noktalı virgül deyip yapıştırmanız gerekiyordu. Ondan sonra ancak Java kodlarınızı çalıştırabilirsiniz command prompt'u kullanarak. Eğer yoksa bunu yapın arkadaşlar. Ondan sonra da environment variable içerisine tekrardan yapıştırın. Ama enter'ları silerek, bunların hepsinin yan yana yazılıyor olması lazım arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar buraya yapıştırdıktan sonra OK'ye basıp burayı kapatıyorsunuz. Artık arkadaşlar command prompt'u kullanarak, CMD'yi kullanarak Java exe'ye ulaşabiliyorsunuz burada. Şimdi nasıl çalışacak bu? Onu gösterelim. Şöyle yapalım. Diyelim ki şu klasörümün içerisinde ben bir Java kodu yazmak istiyorum. Merhaba dünya yazmak istiyorum. Bizim sınıfımızın kolunda bir şey açtım. Klasör açtım. Herhangi bir yere. Ondan sonra bunun içerisine arkadaşlar Notepad'i açıyorum. Notepad'de kodumu yazacağım. Şöyle geldi karşıma. Notepad. Ne olsun? Şöyle bir kodum olsun. Merhaba dünya diyen bir kodum olsun. Public class ilk Java uygulaması. Süslü parantez açıp kapattım. Bakın C Sharp'ın sintaksıyla aynı. Sonra neydi bizim C Sharp'taki ana çalışan metodumuz? Static Void Main'di hatırlıyorsanız. Burada da yine aynı şekilde Static Void Main tarzında ana çalışan bir klasımızın olması lazım. Public Static Void Main diyorum. Ne alıyordu? String. String'in S'si büyük arkadaşlar. Köşeli parantez. Args alıyordu hatırlıyorsanız. Burada da yine aynı şekilde. Bu args neydi? Command prompt'tan gönderilen argümanlar idi. Süslü parantez aç kapat. System. C#'de nasıl yazıyorduk? Console write line ile yazıyorduk. Burada da arkadaşlar system out print line, print ln komutumuz. Ne olacak? Merhaba Java olacak. Ve sonunda noktalı virgül. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şu klasörün içerisine save edeceğim ben bunu. File save diyorum. Şuradan hemen bunu yapıştıralım. Bunun adına da arkadaşlar ne diyeceğim? Adına ilk Java uygulaması nokta Java demem gerekiyor.
dosyanın adı ile class'ın adı aynı olmak zorunda arkadaşlar. İlk Java uygulaması nokta Java dedim. Tamam. İlk Java uygulaması nokta Java. Save ettim. Bakın buraya geldi arkadaşlar Java dosyam. Şimdi bunu compile etmem lazım. Bytecode'a çevirmem lazım. Ondan sonra da çalıştırmam lazım. Nasıl compile edeceğim? Command prompt'u açıyorum. Run başlat. Run cmd diyorum. Command prompt'u açıyor benim için. Cmd'yi açtım. Buradan arkadaşlar bu klasöre gitmem gerekiyor. Bunu buradan kopyalayalım. Command prompt'a cd deyip bu klasörü paste ediyorum buraya. D bilgi adam Java 53418 içerisine geldim. Şimdi burada bakın dır dediğim zaman pardon hala aynı yerdeyim. Şöyle çıkalım. Cd tekrar paste ettim. Peki D'ye geçelim. Evet. D'ye geçince geldi. D bilgi adam Java 53418 diye geldi. Bunu yaptıktan sonra bizim compiler'ımız ile arkadaşlar. Nedir compiler'ımız? Javak. Javak diye bir compiler'ımız var arkadaşlar. Bu Javak'ı nereden buluyor? İşte o pet dosyasını edit ettik ya arkadaşlar. O pet değişkenin içerisinde olan bütün folder'lara bakıyor işletim sistemi. Command prompt'a ben bunu yazdığım zaman. Böyle bir exe bulduğu zaman onu çalıştırıyor. Ama böyle olmasaydı nasıl olurdu? İlla gidip bu Javak exe'nin olduğu yerden çalıştırmamız gerekirdi. O olmasın diye pet değişkenine kaydediyoruz. İstediğimiz yerden çalıştıralım diye. Javak dedim. Boşluk bıraktım. İlk diye, ilk Java uygulaması diye yazmaya başladığım zaman ilki yazıp tab'a bastığım zaman onu otomatik tamamlar zaten. İlk Java uygulaması nokta Java. Eğer ki benim kodum doğru ise compiler bunu düzgün compile edebilir ise o zaman ne olacak? Byte kodumuzu oluşturacak. Bunu yazıp enter'a bastığımız zaman bakın bende sorun çıkarmadı. Tekrardan boşa döndü. Şimdi klasöre baktığım zaman bakın burada class dosyasını oluşturmuş. Bu işte byte kodumuz arkadaşlar. Java tarafından oluşturulan byte kodu. Şimdi bunu, bu byte kodunu Java Virtual Machine'e verip onu çalıştırmasını sağlamam gerekiyor. Java Virtual Machine de arkadaşlar hangi komut ile çalıştırılıyor? Java komutu ile çalıştırılıyor. Java boşluk ilk Java uygulaması deseniz, class demeseniz yeterli. Bakın merhaba Java diye kodumu çalıştırdı ve buraya yazdı arkadaşlar. Biraz daha geliştirelim bu kodumuzu. Ben burada ilk Java uygulaması Java'yı Notepad'e şeye command prompt'a yazdırmak istemiyorum. Onun yerine pop-up'ta açılmasını istiyorum. Bir message box çıkarmasını istiyorum. Onun paketi de arkadaşlar Javax içerisinde Swing diye arkadaşlar bizim bir interface kütüphanemiz var Java içerisinde kullanılan. Bu nasıl Windows Forms kütüphanemiz varsa bunun Windows Forms'un karşılığı da Java'da Swing. Daha eskisi AVT'ydi ama AVT çok başarılı olmadı. Onun üzerine Swing diye bir kütüphane kurdu Java'dakiler. Bu Swing ile Windows Forms application yapabiliyorsunuz. Eğer ki şey işletim sistemi Windows'sa Windows üzerinde Windows Forms oluşuyor. Unix'e Unix'e özel. MacOS'sa MacOS'un ara biriminde bir form oluşturuyor bize. Swing'in içerisinde J option pen nokta show message dialog. Birinci parametre işte başlığı alıyor. İkinci parametre de mesajı alıyor. İlk Java uygulaması. Şeyi de sildim. System out printlerinde sildim.
Burada büyük harfe küçük harfe dikkat edin arkadaşlar. Case sensitive Java, C#'da olduğu gibi. O yüzden büyük harf büyük küçük harf hataya sebep olabilir. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar gelin tekrar bunu compile edelim. Ben şu class'ımı siliyorum buradan. İlk Java uygulaması class dosyamı sildim klasörden. Tekrar command prompt açtım. Tekrar javac ile javac ilk Java uygulaması nokta java'yı tekrar compile edeceğim. Bakın burada hata verdi arkadaşlar bana. Ne hata verdi? Şurada tırnak açmayı unutmuşum mesela. Diyor ki ilk Java 5'te parantez bekleniyor diyor. Tam şurada bakın ilk Java uygulamasında tırnak açmamışım. Kodumuzu düzeltelim hemen. Bakın ilk Java uygulamasının başına ne yapması lazım? Tırnağımın açmam lazım. Çift tırnağı koymayı unutmuşum. Çünkü string bekliyor. String yok orada. Dolayısıyla hata verdi. Save edelim. Tekrar deneyelim. Bakın compile etti şimdi sorunsuz olarak. Arkaya geçtiğimiz zaman class dosyam da burada. Class dosyamı eğer notepad'le açmaya çalışırsam bakalım ne çıkacak karşımıza. Şöyle binary bir dosya çıkacak. Okuyamadığımız bir dosya çıkacak arkadaşlar. Bytecode sonuçta bu. Bunu kim okuyor? Bunu arkadaşlar Java Virtual Machine okuyor. Şimdi tekrardan gelip ben burada Java ile arkadaşlar Java ile ilk Java uygulamasını çalıştırırsam bakın şöyle Java'nın kendi ara biriminde ilk Java uygulaması diye bana verdi. J option panelini kullanarak bakın butonları farklı, ikonları farklı. Java ara birimini kullanarak bana mesaj gösterdi. Şimdi normalde biz ne yapıyorduk C#'da? Using keyword'ünü kullanarak namespace'leri tepeye yazıyorduk. Böylece uzun uzun tam namespace'i vermiyorduk C#'da. Bunda da arkadaşlar paketleri, bunda namespace denmiyor hatırlıyorsanız, paket deniliyor. Paketleri yine tepeye yazabiliyorsunuz ama buradaki o tepeye yazma keyword'ümüz import. C#'da using'ti, burada import. Hemen şurayı javax Synix, swing'e alıyorum arkadaşlar. Hatta şu J option paneyi de alıyorum. Cut ettim buradan. Veya şöyle yapalım. Şurayı şöyle kopyaladım. Javax swing J option paneyi. Public class ilk Java uygulamasının üzerine geldim. Bir satır boşluk bıraktım. Import ve paste ettim. Javax swing J option panel. Sonra da noktalı virgül koydum. Burada artık şuna gerek yok. Java swing'e gerek yok. Sadece J option panel nokta show message dialog dememiz yeterli. Şu null yerine de şey diyelim. Bakayım. Mesaj diyelim. Bir sorun olacak mı? Şu anda bu parametrenin ne aldığını hatırlamıyorum. Ve save ettim. Şimdi tekrar ben class dosyamı silip bunu tekrar compile etmeye çalışayım. Javac ile. Bakın o mesaj parametresi yanlışmış arkadaşlar. Şunu bir daha şey yapalım. Şöyle null yapalım. Tabii bir IDE üzerinden yapmadığımız için ne gelmesi gerektiğini bilmiyoruz. Bakın şu anda oldu. Compile oldu. Class dosyamıza çıktı. Şimdi tekrar bunu çalıştırdığımız zaman Java ile bakın yine ilk Java uygulaması diye bana verdi arkadaşlar. Ne yapmış oldum? Paketi import kısmına ekledim ve import kısmından kullandım arkadaşlar. Şimdi de NetBeans'i kullanarak yapalım bunu. İnternetten indirdiğiniz NetBeans setup'ını çalıştırın arkadaşlar. Ve o setup'taki
kurulumu gerçekleştirin. O da aynı şekilde yine next 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 diye kuruluyor arkadaşlar. Şimdi bu yaptığımız işi arkadaşlar bir de bir development environment üzerinden yapalım arkadaşlar. Bir IDE üzerinden yapalım. Bu bizim NetBeans IDE'miz. En sık kullanılanlardan bir tanesi. C#'daki karşılığı işte Visual Studio'ya denk geliyor. Bunu kullanarak daha kolay ve daha hızlı kod geliştirebiliyorsunuz. Bir diğeri az önce gösterdiğim download sayfasını gösterdim. Oracle'ın GDeveloper'ıydı. Onu da kullanabilirsiniz. Başka bir tanesi Eclipse var arkadaşlar. Güneş tutulmasından geliyor Eclipse. Onu da kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Burada yeni bir proje açıp New Project deyip bu projeleri kullanarak şey yapabilirsiniz. Proje geliştirebilirsiniz. Bakın açtığınız zaman karşınıza farklı farklı proje tipleri geliyor arkadaşlar. Bu şeyi kullanarak NetBeans'i kullanarak PHP, C ve C++ da geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya bir mobil uygulama yapabiliyorsunuz. Enterprise Edition için uygulama geliştirebiliyorsunuz. Web uygulaması geliştirebiliyorsunuz. JavaFX dediğimiz işte o JavaFX kütüphanesini indirmiştik. Onu kullanarak bir ara birim yapabiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Veya burada sample'lar var. Basit sample'lar. Java'ya bastığınız zaman mesela anagram game yapmış veya bir document editor yapmış, client editor yapmış, JavaFX kullanarak örnekler yapmış. Bu örnekleri kullanarak kendi örneklerinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada Java'yı seçip next dediğim zaman benim için bir Java Standard Edition application'ı açıyor. Projemin adını ve location'ını buradan belirtebiliyorum. Ben burada location olarak projemi şurada tutacağım için bunu yapıştırıyorum buraya. Folder olarak Java Application 2 diyor. Ben bunu değiştiriyorum. İşte Hello World Application diyorum. Hello World Application. Alt tarafta arkadaşlar bir main class oluşturmak istiyor musun diyor. Her şeyin bir main class'ı olmak zorunda Java uygulamasının. O yüzden bu seçili olması sizin için avantajdır. Burada main class'ınızın adını da verebilirsiniz. İlla main vermek zorunda değilsiniz. Az önce biz ilk Java uygulaması diye vermiştik. Main de verebilirsiniz. Herhangi bir şey verebilirsiniz buradaki adı. Set as a main project. Eğer bir solution içerisinde birden fazla proje varsa bunu main proje olarak set ediyor. Yani run'a bastığın zaman bunu çalıştırıyor. Ondan sonra finish'e bastığımız zaman bizim için projeyi oluşturuyor. Buraya koyuyor arkadaşlar. Folder'ı açıp baktığımız zaman bakın buraya Hello World Application diye bir klasör açtı. Bunun içerisinde de bizim projemizin içerisindeki dosyaları oluşturdu. Burada test klasör var. Test uygulaması için yapılıyor. Source bizim source dosyamız. Bakın main.java burada. Şu anda içi boş. Yine bu da NB Project'te. Yine bizim NetBeans projesinin şey dosyaları. Konfigürasyon dosyalarını barındırıyor. NetBeans'in kullandığı dosyalar. Burada arkadaşlar her bir class için bir paket oluşturuyor default olarak. Yani bu bir bizim C#'daki namespace olarak düşünün arkadaşlar. Hatırlıyorsanız C#'da da her bir class'ın namespace vardı. Kendi adıyla geçiliyordu. Burada da paket oluşturuyor. Böyle olmasında fayda var arkadaşlar. Her bir class'ta default kullansanız da kullanmasanız da bir paketin içerisinde bulundurabilirsiniz. Bir paketin içerisine birden çok class koyabilirsiniz ama bir class dosyası içerisine, bir Java dosyası içerisine birden fazla paket yazamazsınız. Bir Java dosyası bir paket barındırabilir ama C#'de öyle değildi. Bir CS dosyası içerisine birden çok namespace oluşturabiliyorduk. Bunda bir paket bir dosya demek arkadaşlar. Bu sol tarafta navigator'ımız var. Main metodumuz var. Burada metotları gösteriyor. Alt tarafta neleri gösterebileceğini söylüyorsunuz. İşte public member'ları gösterme, işte static member'ları gösterme dediğiniz zaman buradaki static member'ları bakın public static void main olduğu için main artık
göstermiyor. Buna bastığınız zaman bakın main metodunu yine göstermeye başladı. Burada da Java dosyamız gözüküyor. Sonra arkadaşlar şunlar comment. Comment'ler aynı C# olduğu gibi // koyuyorsunuz veya /yıldız koyuyorsunuz. Burada da aynı şekilde. Silebilirsiniz bunları. Çok önemli değil. Yanlış butona bastım. Şöyle. Kim tarafından yazılmış bu class? Direkt makine adını alıyor. Kullanıcının adını alıyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde onunla da bir işimiz yok. Şuna comment'imiz yine public class main, bakın işaretliyor. Şöyle yapalım, bunun boyutunu da biraz arttıralım daha net gözüksün. Tools'un içerisinde arkadaşlar, options'ın içerisinde şöyle editöre gelelim. Folding, formatting, top size, right margin, bunu arttırabiliyoruz. Right margin'i mesela 100 yap dediğim zaman sağa doğru arttırıyor bunu arkadaşlar. Top size arttırıyor. Kod tamamlama şeyi, kod template'leri. Bakın kod template'leri burada arkadaşlar. Bizim o şey kod snippet'lar gibi burada da kod template'leri var arkadaşlar. Mesela abstract yazmak istiyorsak AB yazıyoruz. Direkt kod template'i şey yapıyor, bizim yerimize ekliyor. Do while için do while yazıyoruz. Kendisi koyuyor arkadaşlar. For döngüsü için forc, for each için for e. Ve burada farklı farklı tabi şeyler için var. Kod template'leri var. JSON için mesela oluşturabiliyorsunuz vesaire. Hintler var. Makrolar var. Font and colors'ta da bizim şeyin arkadaşlar fontunu değiştirebiliyoruz. Default font 12 değil de 14 veya 16 yapalım. Evet. Highlight'ları rengini değiştirebiliyorsunuz vesaire. Kısa yollar, keymap'ler. Neye basınca ne oluyor? Bunları gösteriyor. Şuraya sağ tıkladığımız zaman arkadaşlar bakın line numbers'ı gösteriyor. Şimdi gelin burada static void main'in içerisinde yine sistem, tabi sistemin ilk harfi ne olacak? Büyük harfi olacak. Bakın sistem diye yazınca arkadaşlar hem burada içerisindekiler açıldı hem de her birinin içerisine geçince basın şurada da açıklamasını yapıyor yukarıda. Nasıl kullanabileceğimizi help'ini anlatıyor arkadaşlar burada. İsterseniz bunu kapatabiliyorsunuz da şuraya basınca da başka bir pencerede açıyor, muhtemelen editörde açıyor. Böyle hepsini burada açıklaması var arkadaşlar, hemen kodu yazarken bunları okuyabiliyorsunuz. Biz neyi kullanacağız? Sistemin içerisinden out nokta print ln komutunu kullanacağız. Printlen. Ne diyeceğiz? İşte merhaba net beans ide diyelim. Sonra ne koyacağız? Noktalı virgül. Bu NetBeans'in arkadaşlar size tavsiyelerde de bulunabiliyor.
Eğer ki burada gereksiz bir işlem yaptığınız zaman şurada mesela bir şey işareti çıkartıyor, ampul işareti çıkartıyor. Size önerilerde bulunabiliyor kodunuzu yazarken. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, şurada bakın Run Main Project var, Debug Main Project var. Control F5 ile Debug yine aynı şekilde şuraya tıkladığınız zaman breakpoint koyuyor arkadaşlar ve o breakpoint'te bekletiyor sizi. Debug dediğiniz zaman bunun üzerine çalışıyor veya Build'a bastığınız zaman işte projenizi build ediyor. Bakın şeyi oluşturdu, class dosyasını oluşturdu. Created Directory dedi, Build Successful dedi. Şimdi gidip bu klasöre baktığımız zaman arkadaşlar, Build'ın içerisinde bakın class'ların içerisinde Main class'ı burada görebiliyoruz. Çalıştır dediğimiz zaman da output'u direkt arkadaşlar merhaba NetBeans ile diye şu aşağıya verdi. Command prompt'u değil de kendi output'unda verdi arkadaşlar. NetBeans'in kendi içerisine eklentiler koyabiliyorsunuz, plugin'ler koyabiliyorsunuz, sitesinden indirdiniz. Diyelim ki sitesinden bir plugin indirdiniz arkadaşlar, onu nasıl kuruyorsunuz NetBeans'in içerisine? NetBeans'i çalıştırdıktan sonra şurada Tools menüsünün içerisinde arkadaşlar plugins diye bakın bir seçeneğimiz var. Bu gidiyor tüm pluginleri burada gösteriyor. Şu anda var olan pluginler, hepsinin de açıklaması da var. Burada arkadaşlar download tabı var. Ben daha önceden Oracle'ı gösteren plugin'i indirmiştim sitesinden. Add plugin diyorum. Gidip masa üstünden bu plugin'in bakın şurada bulunduğu yerde yeri gösteriyorum ona. Şurada bakın şöyle folder'ı seçtim. Database Color Chooser diye gösterdi. Bakayım. Hepsini ayrı ayrı mı seçmek gerekiyor? Evet. Ondan sonra da install diyorsunuz arkadaşlar. Accept deyip install dediğiniz zaman continue. Artık arkadaşlar bu şey de eklendi, plugin. Bunu da yine bakayım kendine ait bir ekranı var mı? Ondan sonra kullanmaya başlıyorsunuz. Tabii nerede olduğunu bulmak lazım. Belki de bunu şeye ekleyince çıkıyor arkadaşlar. Database'e bağlandığımız zaman çıkıyor da olabilir. Şu anda nereden çıkıyor tabii bilmiyorum onu. Neyse. Bu şekilde pluginleri de kurabiliyorsunuz projenize.